Haftanın özetinden tekrar merhabalar. Apple'ın akıllı saati Watch nihayet Türkiye'de satışa sunuldu. Apple Watch şirketin online mağazasından ve İstanbul'daki iki Apple Store'dan temin edilebiliyor. Geçen Mart'ta 9 ülkede piyasaya verilen Apple Watch izleyen süreçte gruplar halinde tüm dünyada satışa çıkarılmıştı. Türkiye'de en ucuz Apple Watch Sport modeline 1249 Türk Lirası, en pahalı olan Apple Watch Edition 18 ayar sarı altın kasa modeline ise 56.000 Türk Lirası ödeyerek sahip olmak mümkün. Akıllı saate ilişkin detaylı bilgi ve videoları WebRazi'de bulabilirsiniz. Bu yıl 21-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan WebRazi Summit bir ilke daha sahne olacak. Geçmiş yıllarda WebRazi Startup konferanslarında gerçekleştirdiğimiz girişim demolarını bir adım ileriye taşıyoruz ve WebRazi Arena adıyla Türkiye'nin en önemli girişimcilik yarışmasını başlatıyoruz. WebRazi üzerinden yapılan başvurular arasından seçilecek girişimler bu çok özel fırsata sahip olacak ve WebRazi Summit sahnesinde 2 gün sürecek olan yarışma sonunda sadece Türkiye değil dünya çapında seslerini duyurma şansı yakalayacaklar. Detaylar ve başvuru formu WebRazi'de. Microsoft bugüne kadarki en iddialı işletim sistemlerinden olan Windows 10'u 190 ülkede son kullanıcılara açmaya başladı. Şirket 3 yıl içinde 1 milyar Windows 10 kullanıcısı olmasını hedefliyor. Windows 7 Home ve Pro ile Windows 8 kullanıcıları tarafından ücretsiz yükseltilebilecek olan Windows 10, 2025 yılına kadar ücretsiz güncellenebilecek. Ücretsiz yükseltmeden faydalanamayan kullanıcılarsa $119'dan başlayan fiyatlarla Windows 10 lisansına sahip olabilecekler. Pek çok işlevsel ve grafik yeniliği barındıran yeni işletim sisteminin tüm detayları WebRazi'de. Almanya'dan Facebook'un gerçek isim politikasına önemli bir darbe geldi. Bir Alman kullanıcı Facebook hesabının gerçek adı yerine mahlasını kullanması nedeniyle bloklanması ve hesabı yeniden açmak için Facebook'un kendisinden resmi kimlik belgesini talep etmesi üzerine Hamburg otoritesine başvurdu. Facebook hakkında şikayeti değerlendiren Hamburg Veri Koruma Otoritesi, sosyal ağın kullanıcıların seçtikleri isimleri tek taraflı olarak gerçek isimleriyle değiştiremeyeceğine veya onlardan resmi kimlik belgesi talep edemeyeceğine karar verdi. Kullanıcılarının güvenliği ve gizliliğini diğer insanların kiminle ne paylaştıkları konusunda emin olmasını sağlayarak güvence altına aldığını savunan Facebook, kararla ilgili hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı. Davanın nasıl ilerleyeceğini izlemeye devam edeceğiz. Bu arada geçtiğimiz hafta ikinci çeyrek rakamlarını açıklayan iki büyük sosyal ağ yani Facebook ve Twitter aktif kullanıcı sayılarını arttırmış görünüyor. İkinci çeyrekte 4.04 milyar dolar gelir elde eden Facebook'un toplam kullanıcı sayısı ise 1.9 milyar olarak açıklandı. İkinci çeyrekte 502 milyon dolar gelir açıklayan Twitter ise aylık aktif kullanıcı sayısını bir önceki çeyrekte kaydedilen 308 milyondan 316 milyona çıkarmayı başarmış. Neredeyse gerçek zamanlı olarak sesli ve görüntülü çeviri yapan Google çeviriye Türkçe'de eklendi. Şirket bugüne kadar yalnızca 7 dilde görüntülü tercüme yapan uygulamanın dil seçeneklerini 27'ye yükseltti. Hem iOS hem de Android tabanlı mobil cihazlar için geçerli olan yenilik bu hafta tüm kullanıcılara açıldı. Google çeviri uygulamasının nasıl kullanıldığını merak ediyorsanız WebRazi'deki video incelemeyi izleyebilirsiniz. Son haberimiz de Google'dan. Şirket kullanıcılarının uzun süredir beklediği haberi sonunda verdi. Herhangi bir Google ürününü kullanmanız gerektiğinde araya giren Google Plus giriş ekranı artık kaldırılıyor. Şirketin açıklamasına göre Google Plus profili artık Google ürünleri için bir kimlik niteliğinde olmayacak. Kullanıcıların ürünleri kullanmak için Google hesaplarını kullanmaları yeterli olacak. Haftanın özetinden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.